Evet arkadaşlar, şimdi Kılıçdaroğlu neden İstanbul'a yürüyor? Bir izleyelim bakalım bir. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden görüntüler. Gördüğünüz gibi Kılıçdaroğlu yolda. Ankara'dan çıkmış yola, İstanbul'a gelmek üzere az kalmış. Yolu yaralamış. HDP'liler de hemen arkasında geliyor. Şunlar da herhalde Kılıçdaroğlu'na destek veren diğer gruplar. Neyse, bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini görelim bakalım nasıl yürüyormuş. Evet. Kılıçdaroğlu şu an yürüyor. Biraz ses verelim. Evet, ileri alalım. Görünüz değil mi? Adamdaki asaleti. Hayranım ben zaten ya bu adama. Bayılıyorum ben ya. Bitiriyor beni ya. Şu levhayı da öyle elinde tutuşuyor mu böyle? Bak, ayaklara bak. Vay bu çimler yemin ediyorum. Artist olacak adam ha. Manken resmen ha. Havayı niye çekiyor? Bak. Adalet için yürüyorum. Hayır ben... Bak. Konfora bak, rahata bak, lükse bak, hizmete bak. Belki Kılıçdaroğlu olsaydı biz yürürdük Ankara'dan İstanbul'a, onu demek istiyor belki de bize, onu anlatmaya çalışıyor. AK Parti'nin hizmetlerine bak. Evet, bunu da dinleyelim. Söyleyeceğim dedim. Yani bu sonu çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu vatanın bir karış toprağı ne içerideki ne dışarıdaki hainlere verilmeyecek. Bu söz benim çok hoşuma gidiyor. Neyse, biz konumuza gelelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürümüş olduğu adaletten bahsedelim. Sözde adalet yürüyüşü. Aslında bu bir adalet yürüyüşü değildir. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi paçasını kurtarma yürüyüşüdür. Çünkü bu olay, bu MİT tırlarının görüntüleri gazetelerde yayınlanmasından sonra devletin gizli belgeleri çarşaf çarşaf yayınlandı. Bu hükümete, halka, Türk milletine hakarettir. Bu bir suçtur. Bu cezadır. Bunun ortaya çıkması demek, bunun sorumlularının ömür boyu daha gün yüzünü görmemesi anlamına gelir. Bu Cumhurbaşkanı dahi olsa, bu halka, hakka ihanettir. Türk milletine ihanettir. Bunun anlamını kendileri çok iyi bildiği için Kemal Kılıçdaroğlu sözde Enis Berberoğlu için ama aslında kendisi için yürüyor. Durun bir saniye, şu şeyi de getireyim de biraz
Resmi de ben çok seviyorum. Yani biraz insan görelim. Yani bunlar çünkü adamın dibi. Adamın, hele bu Süleyman Soylu'ya bayılıyorum zaten. Adamın tam dibi. Gerçi İçişleri Bakanı olmadan önce daha baba adam, daha baba konuşuyordu da İçişleri olduktan sonra görevinin verdiği ağırlık diyelim yani. Açık açık konuşamıyorsun, her şeyi içine atıyorsun. Kendisi zaten dedi, benim bildiklerimi dedi, milletim bilse dedi, dayanamaz yüreği dedi. Demek ki o kadar gizli işler dönüyor el altından. Bizi öyle köşeye sıkıştırmak istiyorlar ki ne, içine atıyor adam, parçalıyor kendini. Ben bu adamı çok seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki ikinci adam. Bu da yüzümüzü güldüren, moralimizi yerine getiren Binali Yıldırım. Neyse, Kemal Kılıçdaroğlu'na gelelim. Bu Kemal Kılıçdaroğlu şaklaban da kendisi için yürüyor. Aslında Enis Berberoğlu için yürümüyor. Çünkü bu MİT tırları soruşturmasında iş öyle bir noktaya geldi ki dokunan yanıyor artık. Yani çorap söküğü derler, yani çoraptan böyle artık çekiyorsun geliyor. Artık geliyor, yavaş yavaş ucunu bulmuşsun, öyle geliyor yani. Bunun kurtuluşu yok. Habire geliyor. Yani bu çorap da Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar gelip dayanmıştır. Nasıl dayandı bu? Enis Berberoğlu, Can Dündar'a o görüntüleri kendisi bizzat gidip de çekip vermedi. Uzaylılar da getirip vermedi. Nereden aldı o görüntüleri? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldı. Kemal Kılıçdaroğlu verdi. Kemal Kılıçdaroğlu o görüntüleri daha önce gördüm dedi. O görüntüleri görmesi ve onu getirip de, yani ortadan yok etmeyip getirip Enis Berberoğlu'na vermesi, Enis Berberoğlu gibi. Enis Berberoğlu neden içeride yatıyor? O görüntüleri Can Dündar'a ulaştırdığı için 25 yıl yedi. Kılıçdaroğlu da o kadar yemesi gerekiyor. O da Enis Berberoğlu'na verdi ki ne? Git Can Dündar'a ver diye. Kendisi içeri gireceği için Enis Berberoğlu ağzını açsa, iki kelime etse, bana bu belgeleri Kılıçdaroğlu vermiştir dese, bunu kamuoyunun gözünün önünde bunun kurtuluşu yoktur. Ceza yemek zorundadır, içeri girecektir. Bu çocuk ölü doğmuştur. Bu çocuk fazla yaşamaz. Kemal bundan sonra Kodese. Kemal daha güneş yüzü göremeyecek. Kendisine geldiği için bu adalet yürüyüşü uydurmasını başlatmıştır. Peki bunun nasıl geliştiğinden de biraz bahsedelim. Bu bilgileri, bu MİT'e yapılan operasyondaki o tırdaki silahların görüntülerini Samanyolu, o zaman Zaman Gazetesi vardı, Samanyolu da vardı. Ekrem Dumanlı'dan bizzat Kılıçdaroğlu kendisi almıştır. Bizzat kendisi, o zaman Ekrem Dumanlı bunu Zaman Gazetesi'nde yayınlayamadı. Çünkü hepsi biliyor ki ne, bu devletin gizli sırlarıdır. Bunu ifşa eden yaşayamaz, barınamaz. Gazetesi kapanır, hapse girer. Yani sülalesi kazanır. Bu dünyanın her yerinde böyle. Türkiye'de değildir bu. Bu büyük bir, ağır bir suçtur. Devletin gizli belgelerini sen açıp da çarşaf çarşaf dünyaya yayamazsın. Bunun için bunu bildikleri yüzden bunu yayınlayamadılar. Ama belgeler ellerinde duruyor. Bunu ne dediler? Bunu en hafif ceza ile ya da hiç ceza almadan kime bunu yayınlattırabiliriz? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a. Onun asla yapmayacağı için kim yapar? Kılıçdaroğlu yapar. Bir yerde çingenelik yapar, çirkeflik yapar, bir şey yapar. Alttan girer, üstten girer, kendini kurtarır. Kamuoyu oluşturur. Yok Atatürkçülük der, laikçilik der, diktatör der, falan der, filan der. Bir şekilde ceza yemez, yırtar. Diyerek de, çünkü o kalksa tecavüz etse millete, bir kadına tecavüz etse gene onu içeri atamazlar. Bizim ülke öyle yani. Attırmazlar. Kamuoyu oluştururlar. Bir şey olurlar. Kadını suçlarlar. Kadın bilmem intihar etti der. Kadın şöyle der. 10 şahit, 20 şahit durur. Yine olmaz böyle bir şey. Kılıçdaroğlu. O yüzden o belgeleri ona verdiler. Fazla uzatmayalım. Daha sonra bu belgeleri Kılıçdaroğlu Hürriyet Gazetesi'ne götürdü. Hürriyet Gazetesi'nde Aydın Doğan'a dedi ki ne, bu belgeleri yayınlar mısın? Aydın Doğan da dedi ki ne, sen ne diyorsun ya? Bu belgeleri yayınlamak dedi benim intiharım. Sen beni öldürmek mi istiyorsun?
Sen beni Türkiye'den sürmek mi istiyorsun? Bütün malıma el koyulsun mu istiyorsun? Kastem kapansın mı istiyorsun? Zeki adam. Ne dedi? Ben dedi bu belgeleri yayınlamam. Ama sana bir iyilik yaparım. Nedir bu iyilik? Sen o belgelerle benimle röportaj yaparsan kameraya getiririm, televizyonlara, gazeteye her şeyi getiririm. Kameranın karşısında oturursun, bir bir kendini anlatırsın. Ben röportaj yaptığım için bir ceza yemem. Röportaj sonuçta. Sonuçta deliller, her şeyi getiren sensin. Suçlu sensin. Ben çekiyorum. Gazetecilik hakkımı kullanıyorum. Adam süper zeka kullandı böyle. Gazetecilik böyle bir şey. Hani tarafsız gibi. Kalkıp da ona küfür edip, buna küfür edip, ondan sonra onlara ifşa edip, bunlara ifşa edip, yok özgür basın susturuluyor, yok bilmem Can Dündar dediği gibi Türkiye'de gazeteciler hapiste falan filan, bunlar hepsi hikaye. Kalkıp da öyle manşetten basmadı akıllı. Ne dedi? Sen röportaj yaparsan ben seni çekerim. Kılıçdaroğlu da dedi ki ne? Benim buna maçam yemez. Ben bunu yaparsam kendi ipimi çekerim. İntihar ediyorum. Gider kendimi köprüden aşağı atarım. Bunu yapamam. Ondan sonra götürdü. Bu belgeleri Enes Berberoğlu'na verdi. Enes Berberoğlu da getirdi onların hepsini Can Dündar'a. Can Dündar da bu belgelerin hepsini tek 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 yayınladı. Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor, silah veriyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor, savaş suçu işliyor. Türkiye'yi uluslararası mahkemede yargılansın. Artık Tayyip Erdoğan suçlu olsun, terörist ilan edilsin. Hangi dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin, yakalansın. Bir terör mensubudur diyerekten dünyaya reklam etmeye çalıştı. Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için. Ama sonuçta Türkiye ne olacaktı? Suriye'den beter. Irak'tan beter. Afganistan gibi, Yemen gibi olacaktı. Hastalık mı istersin? Açlık mı? Yokluk mu? Savaş mı? Ölüm mü? Mafya mı? Esrar mı? Eroin kaçakçılığı mı? Yolsuz mu dersin? Her şey olacaktı. İti kopu tüm bizim ülkemize dolacaktı. Dolsun. CHP'nin umurunda değil ki. CHP'nin dedim yani. Kılıçdaroğlu zaten CHP lideri değil. CHP'yi kullanan bir insan. Atatürk'le alakası olmayan bir insan. Laiklikle alakası olmayan bir insan. Kullanıyor sadece. CHP de onun umurunda değil. AKP'ye gitsin de ülke batmış, umurunda değil. O oradan parsasını götürür, ne toplarsa, ne yerse yeter ona. O onu düşünüyor zaten. Sonuçta oraya getirenler onu Türkiye'yi yıksın, dağıtsın diye getirdiler. Niye getirdiler? Niye bu her seçimlerden öncesi, seçimlerden sonrası, gezi olayları sonrası, adalet yürüyüşü, 16 Nisan referandum öncesi sonrası Ankara'nın Amerikan konsolosluğuna gidiyor. Niye? Niye bizim başbakanımızın, Türkiye'nin gazetecilerinin, televizyoncularının bizim huzurumuza televizyonda çıktığı zaman eli böyle arkasında paşa gibi duruyor. Devlet Bahçeli böyle duruyor. Binali Yıldırım böyle duruyor. El pençe divan. Bu böyle duruyor. Niye böyle duruyor? Türk milletine karşı. Amerikan konsolosluğuna gittiğinde niye böyle? Huzu gibi. Niye Amerikan konsolosluğunda o zaman eli belinde durmuyor? Çünkü onlar getirdi oraya. Onların istediğini yapmak zorunda. İşte o yüzden son kozlarını oynuyor. Bu yüzden diyorum bu çocuk ölü doğdu. Fazla yaşamaz Kemal. Bundan sonra Kodese. O gün yüzünü görmeyecek artık. Çorap söküğü gibi geldi. Sonuna dayandı. Enes Berberoğlu ağzını açsa iki kelime etse Kemal Kılıçdaroğlu'nu dışarıda alacak bir nefesi yok. Bunun içindir ki yürüyüşü yapmıştır. HDP olsun, PKK olsun, DAEŞ bile olsun, kim olursa olsun buna yürüyüşüne destek versin, bir çare olsun, birazcık bunun değirmenine su taşısın. Hiçbir terör örgütü bunun umurunda değil. Türkiye'yi nereye götürmüş, nereye sürüklemiş hiçbir şey umurunda değil. Kendisi değil mi zaten Cumhurbaşkanı'nı anayasa dünyanın uluslararası mahkemesinde yargılattırıp da terörist ilan edip de tutuklansın istediği. Bu ne demek ya? Türkiye'ye müdahale etsin Batı. Bu ne demek? Ambargo uygulasın. Sen nasıl CHP'lisin? Sen nasıl milliyetçisin? Eskiden CHP'liler 6. filo diyerekten Amerika'nın gemilerini İstanbul Boğazı'nda Amerikan askerlerini suya attılar. O solcular, o deniz gezmişler. Sen şimdi Amerika'nın arkasından, kuyruğundan ayrılmıyorsun. Ne derse onu yapıyorsun. Sen nasıl solcusun? Sen nasıl CHP'lisin? Sen nasıl milliyetçisin? Sen nasıl CHP'nin koltuğunda oturuyorsun? Hı? Siz değil miydiniz devrimci olan? Devrimciyiz ya. Devrimcilerin
Atatürk'ün izinden gidiyoruz, devrimlerinin izinden gidiyoruz. Atatürk'e yazmış orada, devrimlerinin izinden gidiyoruz Atatürk'ün resminin altına. Böyle mi devrimlerin izinden gidiyorsunuz? Hı? Şimdiye kadar Kıbrıs müzakereleri oldu. Kalkıp da bir kere dedin mi ki ne Kıbrıs müzakerelerinin alakalı Yunanistan suçludur diye? Sen demedin mi Hollanda'nın seçimleri öncesinde bizim bakanımızı kendi konsolosluğumuza Hollanda sokmayınca Fatma Betül Kaya'yı sokmadığında kendi konsolosluğumuza sen demedin mi Hollanda'ya Türkiye ambargo uygulamalı? Hollanda'yla aramızı açmalıyız. Hollanda'yla ticari ilişkilerimizi sonlandırmalıyız. Tamam, güzel dedin. Hadi bu dediğini destekledim diyelim. Ondan iki gün sonra da ne diyorsun? Türkiye'nin komşularına bir bakar mısın? Dış ticaretimizde dış işlerinde hiç başarılı değiliz. Böyle bir dış işleri bakanı olamaz. Böyle bir dış işleri politikası yürütülemez. Niye? Rusya ile kötüymüşüz. Savaş uçağını düşürmüşüz. Yunanistan komşumuzla kötüymüş. Ermenistan'la kötüymüşüz. İsrail'le kötüymüşüz. Mısır'da darbe olmuş Sisi'yle kötüymüşüz. Bize neymiş darbeden? Bize neymiş? İran'la kötüymüşüz. Anlatıyor yani. Herkes de kötüyüz diyor. Kim de iyiyiz diyor. Sen bir de diyorsun Hollanda'ya da ambargo uygulayak. Bilmem ne yapak. Almanya'ya da yapak. Kardeşim senin hiç mi bu CHP'nin alt tabanı yok ya? Sen değil misin ambargo uygulak? Öbür tarafta da perdenin arka tarafında da kalkmışsın diyorsun ki ne? Hiçbir dış ülkedeki Dışişleri Bakanımız çalışmıyor. Hiçbir böyle dışişleri politikası yürütülemez. Hangi komşumuzla iyiyiz? Hangi ülkeyle dostuz? Biz herkesle dost olacağız diyorsun. Bir oradan diyorsun, bir buradan söylüyorsun. Hangisine inanacağız biz? Bir dakika televizyona çıkıyorsun, konuşma yapıyorsun. Bir dakikada 6 tane yalan. 6 yalan. 7 kelime konuşuyorsan biri şüpheli, 6'sı yalan. O yüzden sen yakında Kodes'e fazla dışarıda kalamazsın sen. Çorap söküğü geldi. Sonuna kadar dayandı o çorap söküğü. Enes Berbeloğlu'nun iki kelimesi. Vatana ihanetten içeridesin sen Kılıçdaroğlu. Sen fazla güneş göremeyeceksin bugünden sonra. Artık bundan sonra sen yeni planlarına başla. Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyorsun. Cesaretin şunun bunun var. Uyduruyorsun tamam da. İçeri girdiğin zaman göreceğiz. Ahmet Türk gibi. Ay oram çürük, buram çürük. Özel doktorlara gidip yatamaz içeride. Yaşayamaz, nefes alamaz. Kalp sıkışlığı var, kalp yetmezliği var. Damar tıkanıklığı var. Bilmem ciğer, böbrek yetmezliği var. Taş düşürüyor. Bilmem ne yapıyor. Başlayacağın ondan sonra ev hapsine. Biz bilmiyor muyuz senin ne hapsiyeceğinizi? Sizi gidi Amerikan ajanları sizi. Sizi cücük beyinliler sizi. Sizin suyunuzu keseceğiz ama az kaldı. Sadece şu CHP'nin alt tabanı azıcık gözünü açsa dese ki ne ben dese sadece hizmet edene vereceğim. Babadan oğula miras olarak kullanmayacağım oyumu. Bana dedemden miras kalmış babama, babamdan bana, benden oğluma, oğlumdan da torunuma bu CHP'ye oy verme miras kalacak diye konuşmasalar, düşünmeseler, bu geleneğe devam ettirmeseler bu CHP düzelecek. Vatan hainleri bu CHP'nin içinde yer alamayacak. Terörü destekleyen ne kadar milletvekili varsa hepsi pılını pırtısını toplayıp defolup gidecek. Yerli ve milli olmayan kimse kalmayacak.